Ready. Player. Kirik kalp alt tere 25 subscribe olmuş. Teşekkürler. Karavanlarda yaşıyorum. Hayatım buna değmiyor. Dünya göte gelmiş. Kimse bunu görmüyor. Geldim 21 küsür yaşına. Hiç yok arkadaşım. Herkes kapatmış kendini. Oldu birer Ready Player temalı bu yapımda. Yuvarlak kafalı, tipi orta halli, ergenliği sivilceli abimiz, teyzesi ve işsiz sevgilisiyle beraber yaşamakta. Yani Eminem 8 milde anasıyla ne yaşıyorsa abimiz de bu yapımda teyzesiyle onu yaşıyor. Gerçek dünya bitmiş. Ama mesela bu kentleşmeyi İstanbul'a kursan turist çekersin. Öyle bitmiş. Herkes olmuş gamer. Gerçek dünyada suç sıfırın altında. Çünkü bütün millet oyunda. Gerçek hayatta sevişen yok. Çünkü bütün millet oyunda. Gerçek hayatta merhaba arkadaşlar yok. Çünkü bütün millet oyunda. Bu arada bazı erkeklere acı bir haberim var. Tanıştırayım. Bu da sizin internette of taş gibi diyerek tanıştığınız ama gerçek hayatta böyle olan Buse Altıra 34. Hikayede öyle bir yıldayız ki James abimiz Oasis diye bir oyun yapmış. Türkçesi Oasis. Sınır yok kankalar. İçine girdin mi çıkasın gelmez. Yemek ye, tuvalete git, devam. Twitch yayıncıları, YouTube falan kalmamış yani. Sonra bu oyunu yapan abi ölmüş. Ölürken de demiş ki oyuna 3 tane anahtar gizledim. Finalde de yumurta var. Kim hepsini bulursa oyunu ona veriyor. Bunu diyen dünya ahalisi anasının hörekesi deyip oyunda deli dana gibi anahtarlar arıyor. Ne hikmettir ki bu sırrı yıllardır çözemeyen avatar yakışıklı kendisi paçanga suratlı abimiz film başladığına göre olayı çözeyim diyerek anahtarları bulmaya başlıyor. Bu arada gördüğünüz gibi adamlar oyunun içinde geçen sinema yapımını böyle yapıyorlar. Onlar da oyun filmi böyle, biz de böyle. Max Payne 1'in görselleri daha iyi amına koyayım. Tabi oyunun içinde level atlaya atlaya ilerleyen esas olan avatara at gibi olan bir ablaya gönlünü kaptırır. Milyon dolarlık filmde yapsan aşkı koyacaksın. Seyirci ister kardeşim. Seks satar. Bakalım satmış. Goy goy bir tarafa, iyi bir şeyler yapınca böyle oluyor kankalar. Tabi işe acık para da koyacaksın. Beylikdüzü'ndeki evi satıp film yapmayacaksın amına koyayım. Yoksa dediğim gibi böyle oluyor. Abimiz anahtarı bulmuş, oyunda manita yapmış falan, hop tabi fenomen oluyor. Fotoğraflar çektirmeler, artist yürümeler, yeni itemler almalar derken zengin, züppe, şerefsiz patron Wade kardeşimizi ekşi sözlükte linç etmeye çalışıyor. Bakıyor ki oradan bir bok olacağı yok, çağırın konuşacağım diyor. Zira gerçek hayatta da sadece yazıyorlar, bir bok olduğu yok. Wade yavrum gel benim için çalış. Sana aylık 3000 artı yol artı yemek parası veririm. Ne diyorsun? He, bir de boron. O ne ya? Deterjan. Senin gibi şerefsiz için hayatta çalışma. Bak bunlar çok sert argümanlar, şerefsiz falan. Tamam 4000 lira yapalım. İt. 5000. İbine. Bak arkamda benim için çalışan bir ekip var. Bu adama küfür edersek maaşımıza zam yapar diye düşünmelerini istemiyorum. Gel kabul et artık. En nihayetinde esas oğlanı oyundayken kaçırıyorlar. Oğlan gözü bir açıyor. Anam kadın. Oyundaki taş hatun gerçekte doğum lekeli bir hatun çıkıyor. Tabi bizim Wade de Bradley Cooper değil amına koyayım. Olsun da taştan olsun hesabı. Lekeni yalarım 6 ay yatarım diyerek gerçek hayatta da aşkı izdivaça mani olmadığını beyan ederek kendi içerisinde tefekkür ediyor. Birlikte hareket ederek şerefsiz herifin şirketini öyle sinirlendiriyorlar ki en sonunda abla kaçırılıyor ve bizim Wade oluyor Cüneyt Arkın. Açıyor canlı yayını. Tüm oyuna yayın yapıyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece benim değil, hepimizin günü. Bu oyun halkındır ve halkın kalacak. Evet, sevgilim kaçırılmış ve bu sebepten gaza gelip sizi de gaza getirmeye çalışıyor olabilirim. Testosteronun nelere kadir olduğunu bilenler bilir. Ama hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Oasis halkı, Rohanlılar, King's Landing'liler, benimle misiniz? Kimse gelmiyor sanki. Ananız ki. Sonuç olarak esas olan şehre girer, bütün skillerini kullanarak engelleri aşar ve yumurtayı kazanıp oyuna sahip olma fırsatını yakalar. Artık oyun senin. Burayı imzalayarak oyuna sahip olabilirsin. Bir dakika, bu kadar salak olamam. Kesin bunda bir ibnelik var. Bütün olay buymuş yala. Çocuk orada reddetmese adam oyunu buna vermeyecekmiş. Oyunu değil, oyunu. Hemen finale bakıyoruz. Oyunu reddetme sana oyunu kazandırdı. Reddetmeseydin babayı alıyordun. Bravo. İmzalar atılıyor. Bu uşak manitası ve yaverleri oyuna sahip oluyor. He, unuttuğumuz bir şey var. Tam öpüşecekken... Hayranlarına bir merhaba demek ister misin Wade? Hocam bir dakika, halledeceğim o işi. Çocuk öpmüyor.
yalıyor adeta. Burada kalkan sadece çocuğun bedeni değil. Kısacası bir oyun alemindeyim. Taş gibi bir hatunla mis gibi itemlerim var. Yaşıyorum sanalda. Düştü peşime bir şirket. İstiyor anahtarları. Kaçırırsan hatunumu alırım anahtarını. Temalı bu yapım bizim için.